Evet sevgili magazin burada izleyenleri, şu anda neredeyiz? Şu anda depremde ciddi hasar gören Gaziantep'e bağlı Nurdağ ilçesindeyiz. Şu anda gerçekten çok özel bir etkinlik için burada toplandık. Burada neden toplandık? Ahbap Derneği çok özel bir işe imza attı yine. Hemen arkamda görmüş olduğunuz koskoca bir mahalleyi yeniden baştan yarattı. Hemen onunla ilgili detayları vermek istiyorum ben size. Yapımına 25 Ağustos 2023'te başlanan deprem konutları 7 Şubat 2024 tarihinde kaba inşaatları ve inşaatları tamamlandı. Dekorasyonuna geçildi. Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği çok özveriyle çalışarak burayı aylar içerisinde hazır hale getirip az önce de söylediğim gibi 85 metrekare Ahbap Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış. Ahbap Derneği'nin çok ciddi bir emeği var burada. Haluk Levent'in çok ciddi bir emeği var burada. Ve gerçekten depremzedelerin rahat edebilmesi için her şey düşünülmüş. Evet. Buradan da gördüğünüz gibi şöyle gösterelim Emre'ciğim. Bugün bizim çok mutlu günümüz, coşkulu günümüz. Yani nasıl söyleyeyim, 1,5 yıldır bekliyorduk. Sonuçta 198 ev burada. 208 ev Malatya'da teslim ediliyor. Sahiplerini bulduk. Yani kura çekimi sonucu ve öncelikle engelli olan vatandaşlarımız için. Hani gerçekten bir büyük bir emek harcandı. Bu emek anlatılır gibi değil. Herkes başka gündemlerdeyken ahbaplar gündem olarak hep deprem bölgesini seçtiler. Ben de belki de hayatımda hiç gelmediğim kadar geldim. Siz buradan hiç kopmadınız. Kopmadık. Yani neler değişti? İlk günden bugüne buralarda neler değişti? Evet çok güzel eserler ama yani genele baktığınız zaman ne görüyorsunuz efendim? Ne yaparsak yapalım yaraların tamamını saramayız. Hiçbir şekilde saramayız. Yani artık afet olmuş. Ama elimizden ne geliyorsa STK olarak bunu yapmak zorundaydık. Biz demiştik. Biz orada duracağız. Biz orada bekleyeceğiz. Ve dernek olarak da arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği çok fazla. Ve geldik. Başladık ve bitirdik. Daha okullar var sırada. Hatay'da yaptığımız evet. Okullar. Onlar ayrı ama şu anda artık evleri teslim ediyoruz. Efendim, Şubat ayında bitmiş öğrendiğim kadarıyla neden bu kadar gecikti onu da sorayım dedim kendisine. Çevre düzenlemesi yapılması gerekiyordu. Hepsi yavaş yavaş bitmesi gerekiyordu bunların. Onun için çevre düzenlemesi de bizim elimizde değil tabii ki. Bu tamamlandıktan sonra sırada ne var şimdi Haluk Bey? Okullar var. Sörf okulumuz var Samandağ'da ve 15-20'ye yakın, 15-20 arası diyorum çünkü bazıları değişebiliyor. Yeniden liseler var. Peki efendim. Çok çok teşekkür ederim. Müsaadeniz olursa isterseniz bir tane daireyi beraber gezebilir tabii miyiz? Tabii ki, buyurun. Efendim ben sizden önce biraz gezdim ama işçilik birinci sınıf. Teşekkür ederim. İnanılmaz kaliteli gerçekten yani bir ailenin konforu için her şey düşünülmüş. Bir de şu var, şunu söylemek istiyorum. Öncelikle çocuklarında engelli olan vatandaşlarımız için evet. Bu. Yani engeli varsa ve ücretsiz ömür boyu kullanım hakkı. Ömür boyu bu evi kullanabilecekler. Mükemmel gerçekten. Şimdi az önce gezdim. Yani şimdi Amerikan mutfak dersiniz ama birazcık böyle hani malzemeden kaçılmış mı diye baktım ben. Vallahi kaçılmamış. Kaçılmadı. Vallahi kaçılmamış. Vatandaşımız için her şeyi yapmaya hazırız. Gerçekten çok güzel. Yukarıya da çıktım. Hı-hı. Arkada bloklar var. Ve şöyle bir durum burası çelik. Evet. Yani evet, deprem açısından çok dayanıklı. Hani insanlar huzurla güvenle girebilecek. Efendim ben toplumsal hassasiyetiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu konuda yani ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Yani toplumun gerçekten vicdanı olduğunuz bu konuda. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben tüm ahbaplara ve ahbaplara bağış yapan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bugün benim çok özel, çok mutlu bir günüm. Yani çok mutluyum çünkü bir şeyler bitiyor ve bir şeyler sonuca varıyor. Çok büyük emek harcanmış. Özellikle ahbaplarıma çok teşekkür ediyorum. Ben bir çocuk doğmuş gibi gördüm bugünü. Kesinlikle. O sevinç. Bizim bir semtimiz var şu anda. Ahbap semti burası. Ahbap mahallesi de diyebiliriz. Bir de Ahbap mahallesinde her sokağın başına bir tane de çocuk parkı unutmamışsınız. Çok teşekkür ederim. Unutur muyuz? O çocuk parkları olmasa olur mu? Peki efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sonra şey de yapabiliriz. Ayhancığım, gel sen. Şöyle biraz yürürken yürüyüş detayı yapalım. Ekran çıksın, şey söylüyoruz.
Hallettim abi. Hepsini kaybetti. Benim kızım da dahil olmak üzere. Hepsini kaybetti. Hiçbir destek yok yani bu çocuğa. Bir tek kız çocuğu. Evet, 14 yaşında. Burada mı? Vasisi benim, evet. Tamam. Bir tek kaldı. Hadi farz etsinler ki ben de yokum. Ben bunu kaymakama söyledim. Ben bunu belediye başkanlığına söyledim. Şimdi ablam benim, anlatayım önce. Şimdi şöyle tutayım, geçti o. Bu evler engelliler başta olmak üzere verilen evler. Evet. Bunu biliyorsunuz. Ardından yeni müracaatlara bakıyoruz, bakmıyor değiliz. Evet. Biz kızımız için elimizden ne geliyorsa, Gonca Hanım'la lütfen görüşün, biraz sonra görüşeceksiniz. Her şeyi yapacağız, söz veriyoruz. İnşallah. Biz söylemişsek yaparız. Benim inan ki canım sağ olmasa belki bu çocuğa kimse bir ekmek de vermez. Benim çok şükür canım sağ. Keşke ben burada olsaydı kızımız. Ben 18 yaşında. Ben burada mı kızımız? Getirmedim o konteynerda. Bir konteyner istedim. Arkadaşlar bir arabayla beraber bir ablamızla gidelim. Bir konteyner istedim. Onu bile vermediler çocuğa. Özel olarak ders çalışsın dedim. Ablam ben bunu... tamam. Gel abla. Çocuklar. Hadi siz şey yapın ablama, birimiz gitsin, çocuğumuzu bekliyorum, biraz sonra görüşelim. Şöyle çek, bak ben fotoğraf yapmıyorum dediğimden dolayı, şöyle doğal çek, tamam mı? Adın ne senin? Zeynep. Zeynep, yörük kızlarına benziyorsun sen. Hadi bakalım. Seni çok seviyorum. Canımsın beni. Canımsın. Adam gibi adam sonuçta yani. Çalışıyorlar, yapıyorlar. Biraz geri gelin abi, geri çekelim, güzel çekelim. Adın ne senin? Canım. Yana geçsin. Sağ olun. Hadi sen, hadi öpün sen. Ailenle bir konuşayım bakayım. Ha? Gelin ailenin, üç aile. Çok teşekkür ederim. Hangi aileleriniz bu? Haluk Bey, ben hemen ikinci hak kazananlar. Evet, hak kazanan ailelerimiz. Ben Güzel Baş, Ayşe Coşkun, Zeynep Ahmet. Takılasın değil mi? Burada ailelerimiz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Hayırlısıyla oturun. Çok sağ olun. Yani bu 198 aileden şu an üçünüzü gördüm. Hepsiyle karşılaşacağım. Bizde de var. Umarım yani yakın zamanda tekrar geleceğim. Çevre düzenlemesi zaten yapıldı ama biz de bırakmayacağız burayı. Sık sık geleceğiz. Belki sıkıntılarımız oluşur diye. Tamam mı canım? Çok sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olun. Özellikle çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa bakıyorum ben de. Yani tarifsiz bir mutluluk sen Galip Bey. Neler söyleyeceksiniz efendim? Ben nasıl söyleyeyim? Yani bu çocukları böyle güler yüzü görmek bizi çok mutlu ediyor. Ahbapları da çok mutlu ediyor. Çok dedim ya, bugün bizim için çok özel bir gün. Çok güzel bir gün. Yani çok çok sevinçliyiz. Onlar büyük ihtimalle geleceğin ahbapları da olacaklar bence. Zaten şimdiden ahbap olacaklar. Başka türlü yok. Peki efendim, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi Gaziantep'e bağlanıyoruz. Nurdağ ilçesine. Evet, Haluk Levent anahtarını teslim edecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Efendim. Evet. 1,5 yıllık bir emek, bir mücadele. En başta şunu söylemek istiyorum. Burada aileleri görünce aslında ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anladık ve gerçekten gurur duydum. Buradaki ailelerle sarıldık, öpüştük ve sadece
evleri teslim etmekle kalmıyoruz. Onları bırakmama sözde veriyoruz. Arada uğrayacağız ahbaplarda, bir sıkıntıları var mı, bir sıkıntıları var mı diyeceğiz, soracağız. Ve gerek Aile Bakanlığımıza, gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, AFAD'a, ayrıca çevre düzenlemesi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valimize, kısaca tüm halkımıza çok teşekkürler ediyorum. Güle güle otursunlar diyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyorum bizde. Evet. Zeynep Ahmet Topaloğlu. Beyefendi. Bu tarafa doğru.